Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Aslında bu aort damarı genişlemeleri aslında son derece önemli yani sağlık açısından ve çok da hani sık gözüken bir hastalık biçimi. Özellikle belirli bir yaşlardan sonra, ileri yaşlardan sonra özellikle erkeklerde ve sigara içenlerde, özellikle karın içindeki aort damarı, onlarda genişleme oranları yüksek. Ama kalpten çıkan aorta dediğimiz gibi arkus aorta dediğimiz işte beyin damarlarına dalların çıktığı yer ve oradan da göğüsten aşağı bacaklara kadar inen bölgede herhangi bir yerinde genişlemeler olabiliyor. Ve bunları dediğim gibi işte yırtılma riskinden dolayı, orada ani kanama riskinden dolayı son derece önemli. 4.7 santim yine dediğim gibi takip sınırlar içerisinde. Hala ameliyat endikasyonu daha yok. Ama işte hız önemli. Böyle biz 6 ayda bir bakıyoruz onun hızı ne kadar genişliyor. Eğer çok hızlı genişleme de hissedersek, mesela 4.7'yi de 6 ay sonra baktık 4.9 oldu. Biraz hızlı genişledi. O zaman belki daha erken ameliyat etmemiz gerekebiliyor. Bu ameliyattan tabii biz burada yaptığımız ameliyat, eğer göğüs içindeki aort damarında genişleme var ise, özellikle kalpten çıkan ana damarda ise genelde açık kalp ameliyatı şeklinde oluyor. Evet. Ama diğer kısımlarda olur ise göğüs içinde inen aorta damarında ya da karın içindeki aorta damarında olur ise bunları kalp akciğer makinesine bağlamayan açık kalp ameliyatı olmadan yapıyoruz bir kısmını. Tabii son yıllarda şimdi bu endovasküler stent dediğimiz endovasküler girişimler başladı. Evet. Çok yaygınlaştı ve artık bu açık kalp ve açık cerrahi yöntemleri yavaş yavaş terk edilmeye başladı. Özellikle bu karın içindeki aort damarındaki genişlemelere ve göğüs içindeki aort damarı genişlemelerinde şu anda çoğunlukla gömlek dedi beyefendi. İşte gömlek dedi. Bu endovasküler graft diyoruz biz onlara. Yerleştirerek artık oran buraya doğru kaymaya başladı. Ama bu kalpten çıkan aort damarı genişlemesi var ise genelde şu anda daha hala bu hala açık kalp yöntemiyle yapılıyor. Ana çıkış, kişiye çıkış özel yerinde. Tedavi olduğu tabii, için tabii. O zaman farklı. Evet. Nereden çıktı, nereye kadar uzandı önemli. Ona göre ya açık kalple ya da endovasküler stentle muhakkak eğer 5 cm üzerine çıkmışsa genelde o zaman ameliyat ediyoruz yani. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.